Arkadaşlar, videom yerde kaldı. Ne diyorduk arkadaşlar? Hatırlayalım. resimdeki sağdaki kişi işte, yani resimdeki sağ konuşamadım. En sağdaki benim kız kardeşim Helga, nasıl söylüyorduk? Bir hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? Gantz Reitz. Hep beraber söyleyelim. Gantz Reitz yazalım. Ist meine Schwester Helga. Değil mi? Bir saniye arkadaşlar. Şimdi bunu biliyoruz. Ganz rechts ist meine Schwester Helga. Und dedik. Neydi? Hatırlayalım. Burada önceki kişi işte onun erkeği, adamı Paul diyeceğiz. Şimdi bir tekrarlayalım. Saniye. Bir ara yemek yedim, pardon. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Und hier vorne ist ihr Mann Paul. Yani bir dakika. Şöyle baktık. Onun adamı, onun önünde kim? Onun önünde Paul. Değil mi? Ve hier vorne, burada önde, ist ihr Mann Paul. Şimdi arkadaşlar, bir de siz okuyun. Ne diyor? Und'dan başlayın. Bunun Türkçesi ne arkadaşlar? Değil mi? Öndeki işte onun kocası, kocası demişim, adamı, kocası işte mam. Ama şey Paul. Arkadaşlar videodaki kim Paul? Kaç numara? Peki resmin önünde mi arkasındaki mi? Önündeki. Demek ki bir şeyden bahsederken ya hatta onu da yapabiliriz. Mesela diyeceğim ki başka bir cümle kuralım. 9'dakinden bahsedecek olursam Hier vorne ist ihr Sohn diyebilir miyim? İşte ismi de ne olsun? Bir şey olsun işte. Yannick olsun. Şöyle diyebilir miyim? Hier vorne ist ihr Sohn, işte ismini unuttum. Yannick. Değil mi? Bunun gibi. Şimdi arkadaşlar ne öğrendik? Bana bir yazdırın. Yani işte öndeki onun kocası Paul diye bana lütfen yazdırın. V'yi eklemeyi unutmayın. V onun kocası, öndeki Paul. Evet. Nasıl söylüyorduk? Ve ne demek arkadaşlar? Und. Devam ediyorum. Buradaki öndeki yani. Ne demek? Hier. Vorne. Sonra fiilimi getirmeyi unutmuyorum. Bunu kafama kazıyorum. Ne getiriyorum arkadaşlar? Bakın. Tekrarlayın. Ve buradaki öndeki kişi, sonra ne getiriyor? Fiil mi, isim mi, özne mi getiriyorum? Fiil getiriyorum. Fiilimiz ne? Ist. Peki arkadaşlar, onun adamı anlamı taşıyan, onun kadının, onun olarak nedir? Ja. Man. Paul.
İsten sonra bu şekilde sıralama oldu, değil mi? Arkadaşlar benim tamamen cümlem nedir? Yani işte şurada öndeki gördüğümüz kişi benim kız kardeşim diyeceğim. Pardon, öndeki diyorum. En sağdaki benim kız kardeşim. Ne demek? Bir hatırlayalım. Şöyle bir düşünelim. Sonra bana yazdırın. Ne arkadaşlar? Hatırlamıyorsanız lütfen geçmişe bakalım. Hatırlayanlar söylesin. Ganz. Evet, doğru söylediniz. Daha sonra fiilim nedir? Ist. Benim kız kardeşim diyeceğiz. Meine Schwester. Helga mıydı? Helga. Değil mi? Ganz recht ist. Meine Schwester Helga. Şimdi siz okuyun arkadaşlar. Ama dışarıdan okumazsanız etkisi olmaz. Boncuk. Dışarıdan okuyalım. Ganz rechts ist meine Schwester. Hep beraber okuyalım arkadaşlar. 1, 2, 3. Ganz rechts ist meine Schwester Helga. Bunun Türkçesini hep beraber söyleyelim ama sesli olarak. 1, 2, 3. En sağdaki benim kız kardeşim Helga'dır. En sağdaki benim kız kardeşim Helga'dır. 1, 2, 3. Almancasını söylüyoruz. Ganz rechts ist meine Schwester Helga. 1, 2, 3. Almancasını söylüyoruz. Ganz rechts ist meine Schwester Helga. Peki arkadaşlar. Öndeki kişi Paul, yani onun kocasıdır. Nasıl söylüyorum? Hep beraber söylüyoruz. 1, 2 ve 3. Şeyi V'yi eklemeyi unutmayalım. Und hier vorne ist ihr Mann Paul. Und 1, 2, 3 beraber. Und hier vorne ist ihr Mann Paul. 1, 2, 3. Almancasını söylüyoruz. Hier vorne ist Yaman Paul. 1, 2, 3. Almancasını söylüyoruz. Hier vorne ist Yaman Paul. En sağdaki benim kız kardeşim, Almancasını söylüyoruz. Hep beraber yüksek sesle. 1, 2, 3. Ganz rechts ist meine Schwester Helga. Tekrar söylüyoruz. 1, 2, 3. Yüksek ses. Allah aşkına Boncuk. Boncuk onu orada yeme. Onu orada yeme Boncuk. Şuradan almış, oraya götürmüş. Götür, poşetin üstüne götür, öyle ye. Hadi. Beni çok üzüyorsun ya sen. Her yeri batırıyor arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3 Almancası. Ganz rechts ist meine Schwester Helga. Peki önündeki kişiden bahsediyorum. Burada önündeki şeydir. Pardur diyeceğiz. 1, 2, 3. Und hier vorne ist ihr Mann Paul. Demek ki neyse onu sonra göreceğiz. Erkek olunca sein, kız olunca ihr. Bunu aklımıza nasıl tutacağız? İyi hani noktalı böyle kız şeyi gibi. Ama sein mesela, yani onun derken, se kapalı bir isim. O da erkeklere söylenen. Ben oradan aklıma getiriyorum. Bilemeyeceğim sizi. Evet arkadaşlar. Tekrarlayalım. 1, 2, 3. Öndeki kişi Paul, yani onun kocasıdır anlamı taşıyan cümleyi söylüyoruz. Sesli bir şekilde. 1, 2, 3. Hier, ay söylemedim. Und hier vorne ist ihr Schwester, ihr Mann Paul. 1, 2, 3. Und hier vorne ist ihr Mann Paul.
Peki bu kişiden bahsediyoruz. En sağdaki benim kız kardeşimdir. Nasıl söyleyeceğim? Ganz rechts. 1, 2, 3. Ganz rechts ist meine Schwester Helga. Okey. Bunu birleştirip söyleyebilir miyiz? Yani en sağdaki benim kız kardeşim Helga'dır. O işte öndeki, burada öndeki onun kocasıdır diyebilir miyiz? Hadi bir solukta söylemeye çalışalım. 1, 2 ve 3. Ganz rechts ist meine Schwester Helga und hier vorne ist ihr Mann Paul. Evet. 1, 2, 3. Tekrar söylüyorum Almanca. 1, 2 ve 3. Ganz rechts meine Schwester Helga und hier vorne ist ihr Mann Paul. Evet. Şimdi bunu bana yazdırabilir misiniz? Ne yazdırmamız gerekiyor? Ganz rechts ist meine Schwester Helga und hier vorne ist Yaman Paul. Bunu yazacağız. Hadi yazalım. Ganz rechts ist. Schwester. Büyük oluyor isimler. Helga und. Hier vorne. Bir dakika bakmadan yazdım. Hier vorne ist şuraya. Ja, Mom. Paul. Okay. Yazamadım. Paul. Good. Anlaşılmamış olduğunu düşünmüyorum. Tekrarlayacağız. Peki benim ailem ve ben neydi? Meine, hep beraber yazıyoruz tekrar. Familie und ich. Ne güzel yazdık. Bakalım yalnız. Bakalım ne diyor? Helga sempatiş duruyormuş. Peki hem Helga sempatik durmuyor sanki ama neyse öyle dursun. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar Helga sempatik duruyormuş. Helga sieht sympathisch aus. Hep beraber 1, 2, 3 sesli. Helga sieht sympathisch aus. Peki bunların tek tek anlamını bilen var mı? Beraber Helga görünüyor anlamı taşıyor. Aussehen görünüyor. Birleşik fakat cümlede ayrılıyor. Aus sona gidiyor. Yani en baştaki Aussehen baştaki aus gidiyor. En sona yani şunu demek istiyorum. Aussehen ikiye ayrıldığında kelime aus ile zehin ayrı ve ilk kelime sona gidiyor. Sempatişi de araya sıkıştırıyoruz. Helga sieht sympathisch aus. Ama işte du siehst sympathisch aus dersem sen sempatik görünüyorsun da diyebilirim. Ya da er sieht sympathisch aus da diyebilirim. Yani o erkek olarak sempatik görünüyor da diyebilirim. Şimdi Helga'nın sempatiş olduğunu söylüyor. Şimdi bana yazdırır mısınız arkadaşlar? Helga sempatikmiş. Nasıl yazılıyorum? Helga'yı başa aldım. Neydi? Sicht sempatisch aus. Şimdi arkadaşlar, aussehen oluyor dediğimiz gibi. Şimdi siz yazdırın artık. Lütfen cümleyi bana kurun ve sesli söyleyin. Good. Yani bu ne demek arkadaşlar?
sempatik görünüyor. Peki arkadaşlar, görünmek ne demek? Aussehen, değil mi? Fakat bunu cümle içerisinde bu şekilde çekimledik. Çünkü Helga'ya göre çekimlenince T takısı alıyor ve Sicht oluyor. Kuralsız bir fiil. O yüzden IE oluyor. Değişiyor tamamen kuralsız olduğu için. Peki bana yazdırın arkadaşlar. 1, 2, 3. Başlayın. Helga, Sicht, Sempatiş, Aus dedik. O zaman ne demekmiş bu? Helga sempatik görünüyor. Ben öyle düşünmesem de arkadaşlar. Neymiş? Helga sempatik görünüyor. Peki siz bana arkadaşlar, kuşlar için şeyi camı açtım ama kapı açıldı, onu kapatmaya gideceğim. Siz orada işte en sağdaki benim kız kardeşim, onun önündeki, daha doğrusu burada öndeki onun kocası Paul deyin. Sonra da şeyi düşünün. Helga sempatiş görünüyor. Sempatiş. Anne. Çocuk. Oyuncakların nerede? Gekonmanın. Ben geldim demek arkadaşlar. Bu arada çorbadan alayım. Evet. Bitti mi arkadaşlar? Düşündüm. Ne dediniz? En sağdaki benim kız kardeşim Helga'yı niye bu olmuyor arkadaşlar? Sinir oluyorum bakın böyle olunca. En sağdaki benim kız kardeşim Helga'dır. Başlıyorum. 1, 2, 3. Ganz rechts ist mein Schwester Helga. Onun önündeki kişi, yani buradaki öndeki kişi Paul, onun kocasıdır. Ne demek? Hier vorne 1, 2, 3. Hier vorne ist, bakın fiil unutmuyoruz. Ist jemand Paul. Arkadaşlar çok sempatik görünüyormuş Helga. 1, 2, 3. Helga sieht sempatisch aus. 1, 2, 3. Helga sieht sempatisch aus. Biraz daha hızlı söyleyelim. 1, 2, 3. Helga, ben de niye hızlı söylemiyorum bu amaca? Helga sieht sempatisch aus. Helga sieht sempatisch aus. 1, 2, 3. Helga sieht, gene olmadı. Helga sieht sempatisch aus. Helga sieht sempatisch aus. 1, 2, 3. Hep beraber. Helga sieht sempatisch aus. Neyse, hızlı söyleyemedim. Evet arkadaşlar. Tek tek baktık değil mi buna? Güzel. Elinizde kitap varsa tabii hep beraber açalım. Yani siz de açın demek istedim. Von wann ist das Foto? Bu şey diyor. Ne zamandan bu fotoğraf? Kaç sene öncesinden der gibi. Ne zamandan bu fotoğraf? Evet, çok güzel. Hadi bunu bakalım. Bu fotoğraf ne zamandan? Şimdi bu fotoğraf dediğim için das getirilmiş. Çünkü das zaten bu demek. Von wann'dan ne zamandır? Das bu foto. Sempatiş görünüyor ya, bir bakalım. Sonra ona bakalım. Helga sempatik görünüyor. Evet arkadaşlar, herkes düşünsün. Ben de düşüneyim. Ben de yemek yiyeyim.
Evet. Hep beraber söylüyoruz yüksek sesle. 1, 2, 3. Yavaşça söylüyoruz. Helga sieht sympathisch aus. 1, 2, 3. Helga sieht sympathisch aus. Biraz hızlı. 1, 2, 3. Helga sieht sympathisch aus. Bu ne demek arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Helga sieht sympathisch aus ne demek? Evet, Helga sempatik görünüyor. En sağdaki Helga benim kız kardeşimdir. Nasıl söyleyebilirim? Helga ist, hep beraber söyleyelim. Yanlış söyledim zaten. Helga ist de olur ama biz onu kullanmadık. 1, 2, 3 hep beraber. Ganz rechts ist meine Schwester Helga. Öndekinden bahsedelim. En öndeki kim? 1, 2, 3. Hier vorne ist ihr Mann Paul. Ama birleştirmiştik und diye. Uzun cümle kullanalım. 1, 2, 3. Başlıyoruz. Ganz rechts ist meine Schwester Helga und hier vorne ist ihr Mann Paul. Peki, sempatik görünen Helga'yı söyleyelim. 1, 2, 3. Yüksek sesle. Helga sieht sympathisch aus. Peki bu ne demek? Türkçe söyleyelim. 1, 2, 3. Hep beraber. Helga sempatik görünüyor. Allah'tan yemek yedim, her yer battım. Şimdi. Arkadaşlar, biraz yüksek sesle söyleyeceğim. Çünkü şu anda evde kimse yok ve birazcık enerji katmamız için daha iyi olacak. Şimdi arkadaşlar, ne zamandan bu fotoğraf diye sormam gerekiyor. Evet. Hatırlayanlar var mı? Nasıl söylüyorduk? Bir hatırlayalım. Ben bekliyorum. Lütfen fiili unutmayalım. Soru kelimesinden sonra her zaman fiili getirdim. Kafama yazdım. O halde von wann ist das Foto? Foto. Evet arkadaşlar, neymiş? 1, 2, 3. Von wann ist das Foto? Peki bana biri söyle, şey biri diyorum, söyler misiniz? Bu ne anlamı taşıyor? Wann'den anlamı taşıyor. Bu ne anlamı taşıyor arkadaşlar? Ne zamanın neyesinden aklınıza gelsin? Ne zaman anlamı taşıyor? Bu ne demekti arkadaşlar? Dir anlamı das. Bu demek fotoda fotoğraf zaten biliyoruz. O halde lütfen hep beraber söylüyoruz Almancasını. 1, 2, 3. Sesli. Von wann ist das Foto? Von wann ist das Foto? Von wann ist das Foto? Bu ne demek arkadaşlar? Hep beraber ders yapıyoruz. 1, 2, 3. Bu fotoğraf ne zamandandır? Bu fotoğraf ne zamandandır? Yani ne zaman çekildi anlamı taşımakta. Peki arkadaşlar, o zaman başka bir yere, arkadaşlar çok yemeği dökmüşüm. Bir bekler misiniz? Silindiği kadar pek silindiğini söyleyemem.
Peki bana yazdırabilir misiniz arkadaşlar? İlk önce Türkçesini söyleyelim. Neydi arkadaşlar? Bu fotoğraf ne zamandan? Evet arkadaşlar. Bunun Almancasını söyleyelim. 1, 2, 3. Von Van. Sonra ne getiriyordu? Hatırlayalım. Ist yani fiil getirmek zorundayım. Das Foto. Çünkü bu anlamı taşıyor. Foto da fotoğraf anlamı taşıyor. Evet arkadaşlar hep beraber söylüyoruz. 1, 2, 3. Lütfen. Ein bisschen laut bitte. Sesli lütfen. Türkçesini ilk önce. 1, 2, 3. Bu fotoğraf ne zamandan? 1, 2, 3. Almanca. Von wann ist das Foto? 1, 2, 3. Von wann ist das Foto? Von wann ist das Foto? Neymiş arkadaşlar? Was ist das Foto? Şimdi arkadaşlar geldim sorular kısmına. Şimdi bunları birazcık öğrendik. Devamında tekrar yapacağız ve devamında da başka kelimelere, cümlelere bakacağız. Fakat ilk önce bir şey yapalım, değil mi? Şey yapalım arkadaşlar, ne yapalım? Boşluk doldurma. Şimdi arkadaşlar, boşluk, boşluk. Ist, boşluk. Foto. Evet, bunu bir yapıyoruz. Başka koyuyorum. Burada iki tane olacak. Sonra bir şey getiriyorum. Sonra ne getiriyorum? İst getiriyorum yine. Evet arkadaşlar, bunu bir yapalım. Şimdi, hop, burada da güzelce açmışım yani gerçekten. Şimdi arkadaşlar, hep beraber yapıyoruz. Bir hatırlayalım. Şimdi, burada bana fotoğrafı soruyor. Bu neydi? Neye sormuştuk? Bu fotoğraf ne zamandan, değil mi? O halde ben buraya ne getirecektim? Şuraya iki tane getireceğim. Evet. Neydi? Fon. Sonra ne zaman? Van. Bu ne demekti? Das. O halde hep beraber okuyorum. 1, 2, 3. Von wann ist das Foto? Von wann ist das Foto? O halde bu ne demekti? 1, 2, 3. Hep beraber den. Ne zaman diye gidiyor. Peki Türkçesi neydi? Bu ne zamandan? Bu fotoğraf ne zamandan? Arkadaşlar, şimdi en sağdaki iki tane. Benim kız kardeşim Helga nasıl söylüyorduk? Hep beraber. 1, 2, 3. Neydi arkadaşlar? Ganz rechts ist. Evet, devam. Meine Schwester Helga. Bundan ne getiriyorduk arkadaşlar? Söyleyin. Und. Bir dakika. Şurada bir eksiklik olmuş. Şuraya. Neydi arkadaşlar? 1, 2, 3. Şey. Buradaki öndeki neydi? Hier vorne ist. Ya buraya ne getiriyorduk? Adam, man, Paul. Güzel. Şunu unutmuşuz. Helga. Ay. Evet, buraya ne getiriyorduk?
Sempatik görünüyor diyecektik ya. Bir, iki, üç. Helga neydi? Zicht. Sempatisch aus. Hep beraber. Bir, iki, üç. Helga Zicht, sempatisch aus. Bir, iki, üç. Türkçesi. Helga sempatik görünüyor. Helga sempatik görünüyor. Hepsini kapatıyorum. Bana hep beraber daha doğrusu ne diyelim? Bu fotoğraf ne zamandan diye söylüyoruz. Yüksek sesle 1, 2, 3. Von wann ist das Foto? Von wann ist das Foto? Fiili unutmuyoruz. Von wann ist das Foto? Sempatiş görünüyor. Helga diyeceğiz. Bir, iki, üç. Hep beraber. Helga sieht sympathisch aus. Helga sieht sympathisch aus. Hep beraber. Bir, iki, üç. Helga sieht sympathisch aus. Peki arkadaşlar, en sağdaki Helga benim kız kardeşimdir. Şey, daha doğrusu benim kız kardeşim Helga'dır. Nasıl söyleyeceğiz? Bir, iki, üç. Ganz rechts ist meine Schwester Helga. Und, öndeki kişiden bahsediyorum. Paul onun adamı. Und, hier vorne ist ihr Mann Paul. Hier vorne ist neydi? Ihr Mann Paul. Von wann ist das Foto? Alles gut arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Diğer videoyu çekeceğim ama çok uykum geldi. Diğer videoda görüşmek üzere. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.